Merakla beklenen Spot Bitcoin ETF onay sürecinde neler oluyor? Adı altında bu haberi bir inceleyeceğiz ve duruma yine göz atacağız. Bitcoin'in diyor spot borsa yatırım fonlarında işlem görme ihtimali son günlerde piyasanın gündeminden düşmüyor. Yani düşecek gibi değil ki, zaten düşürmüyorlar. Sürekli yeni bir olay, yeni bir mesele. ABD yargısından gelen emirler, yok işte BlackRock ticker oluşturdu falan tarzında. Yani olay bitmiyor. Bununla alakalı dediğim gibi daha önce de konuştuk. Yani şu etapta zaten bitmeyecektir. Onu söylemeye çalışıyorum. Ve bu mesele de böyle uzar gider. 2024'ün dediğim gibi ocağına kadar, Ocak ayında biliyorsunuz ki onay bekliyoruz. Onay gelene kadar da piyasadaki bu FOMO etabı sürecektir. Tabii bu da lehimize olan bir husustur. Devam ettikçe, çünkü neticede Bitcoin yükseliyor. ABD'nin düzenleyici kurum menkul kıymetler ve borsa komisyonu diyor. Konu hakkındaki onayın dört gözle bekleniyor. Ancak süre gelen olumlu havaya rağmen piyasanın önünde Demokles'in kılıcı gibi duran seçim tavrı sektör paydaşları tarafından tartışılıyor. Ya şöyle, seçim tavrında değişiklik var. Seçim tabii ki vaktiyle bir takım problemler oldu vesaire. Şuydu buydu, carttı curttu ama şu an gerçekten de adamlar sıkıntı yaratacak bir şey yapmıyorlar yani. En son Ripple davasından da her ne kadar böyle biraz daha tartışmalı bir husus da olsa biliyorsunuz ki çekildiler. Ve bu noktada piyasayla alakalı da herhangi bir sıkıntı hayli zamandır Grayscale davasından beri hiç değilse yaşatmıyorlar. O yüzden dediğim gibi şu an için hiç değilse bir problem yok. SEC'e dair de bir şey yok yani. Eleştiriler zaman zaman geliyor ama kabul edecekler zaten. Biliyorsunuz Gary Gensler da açıklamasında dedi ki 8-10 tane ETF var. Üyelerimiz bunların hepsi üzerinde toplu bir şekilde çalışıyorlar. Cointelegraph Türkiye'ye özel konuşan, Türkiye kripto ekosistemin önde gelen isimlerinden Cemil Şinasi türüne daha fazla regülasyon ve denetimini Bitcoin ETF'lerin onaylanma olasılığını artırıp artırmayacağını soruyoruz diyor. Yani daha fazla regülasyon ve denetim ETF'lerin onaylanma şansını artırır. Yani ETF'in onaylanma şansını artırmaz ya da düşürmez. Hani regülasyona göre değişir. Şimdi bu nasıl bir soru? Sonuçta ya şeye benziyor. Ne bileyim, masayı düzenlersen şu eşyayı kaldırır mısın? Ya kaldırabilirim, kaldırmayabilirim gibi bir şey yani. Sonuçta bir regülasyon olur, ETF onayına etki edebilir. Zaten SEC'in kendisi regülatör. O yüzden neresi ne regülasyon yapacak ya da SEC ne gibi bir regülasyon yapacak da kendi onayının önünü açacak? Çok mantıklı bir soru olmamış. Tam da Telegraph'tan beklenen bir soru olmuş diyebilirim. Her neyse. Daha fazla denetim konulması ile Bitcoin ETF'leri arasında ters ilişki var. Bak, hemen de biliyor. Yani SEC zaten kriptoların yaygınlaşmasını ve kanuni hale gelmesini mümkün olduğunca geciktirmeye çalışıyor. Bugüne kadar o şekilde davrandı. Dolayısıyla Bitcoin ETF'lerini de mümkün olduğunca geciktirmeye çalışacaktır ifadelerini kullanıyor. Ha, yanlış konuşuyorsun. Bitcoin ETF'lerini olabildiğince geciktirmeye çalışmayacak. Olabildiğince geciktirmeye çalıştı. Ama başarısız oldu. Yani bu saatten sonra geciktirebilecekleri herhangi bir şey kalmadı. Mahkeme emri, mahkeme kağıdı, şey gibi böyle boru gibi demek istemiyorum. Gary Gensler'ın eline geldi. Başvuran şirketler 18 trilyon dolarlık portföy yönetiyor. Peki ABD'li düzenleyici kurum Bitcoin ETF'lerin onayını daha ne kadar geciktirebilir? İşin arka planı blok zincir, kripto paralar, Bitcoin yazarı Vedat Güven, Cointelegraph Türkiye okurları için anlatıyor. Valla geciktirseler ne olur arkadaşım? Siz zaten haber yaparsınız. Yalan haber yayarsınız yani. Olmuş kadar olur. Şu anda diyor ABD'de Bitcoin ETF onayı bekleyen halihazırda 11 şirket var.
Bu şirketlerin yönettikleri portföylerin toplamı ise 18 trilyon dolar. Bunlardan birine izin verildiği takdirde gerisi çorap söküğü gibi gelecektir. Bu arada cevap vermemiş şeye. Ne zamana kadar geciktirebilir? Yani teknik olarak 2024 Mart Nisan'ına kadar geciktirebilir. Ama geciktirir mi? Geciktirmez. Yani geciktirmeyeceğini anlayabiliyoruz. Şimdi pratikte konuşursam geciktirir. 2024 ortalarına kadar da geciktirebilir. Ama uygulamada bu işlemeyecektir. Tamam mı? İkincisi, birine onay verse çorap söküğü gibi gelir. Yanlış olmuş. Geniş perspektiften söylersek doğru olabilir. Zaten birine onay vermez. İlk parti onayda toplu onay verir. Bunu bir kere cebimize koyalım. İkincisi, Bitcoin ETF'lerine birine ya da ki biri olmayacak toplu olarak onay verirse diğerleri çorap söküğü gibi gelir. Yani Ether spot onayı, XRP spot onayı vesaire. Geleneksel yatırımcılar kriptoya ETF yoluyla girecek. Bitcoin spot ETF'lerin olası onayının piyasaya olumlu yansıyacağını tekrar eden Güven, kriptoya girmeye çekinen geleneksel piyasa yatırımcıları için bir köprü görevi göreceğini düşünüyor. Muhakkak. Aynen. Ya bu kısım doğru tabii ki. Piyasaya yapılacak girişlerde özellikle dediği gibi geleneksel yatırımcılar daha çok bu yollu şekilde gireceklerdir. Cüzdan açmaktansa ETF yoluyla BTC alınabilecek. Bitcoin ETF'lerin onaylanma sürecine dair türün şu anda kolayca kullandıkları borsa değiş tokuş araçlarından biri haline geldiğinde büyük miktarlarda Bitcoin yatırımı yapabilecekler. Ayrıca bu ETF'ler kripto paraların ABD devleti tarafından onaylanan bir yatırım aracı olarak algılanmasını sağlayacak. Doğru. Yani sonuçta evet ABD tarafı bu noktada legal olarak kabul etmiş olacak. Dediğim gibi bu muhtemelen devamında Ether, XRP ve Sol'a kadar da uzanacak. Geleneksel borsa yatırımcıları bu sayede kripto borsalarında hesap açmak ve cüzdan yönetmek yerine basitçe bir ETF alarak yatırım yapabilirler diye konuşuyor. SEC ve ABD yönetiminin bir kanadı kriptolara düşman tavır içinde diye konuşan türün onların amacı mümkün olduğunca kabulü geciktirmek. Oysa ARK Invest, BlackRock gibi birçok fon artık Bitcoin ETF'lerinin serbest kalmasından yana. Bu kurumların içeride başvuruları var diyor. Evet, yakında ETF'ler geliyor ve piyasada çok daha şiddetli ralliler olacaktır. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar diliyorum herkese. Hoşça kalın.